Merhaba arkadaşlar. Evet, bu videomuzda okullarda olan gelişmeleri, eğitimde olan önemli gelişmelerin kısa özetini bu videoda topluca çekeceğiz. Yani aslında diğer videolarda kaçırdıklarınızı da bu videoda anlamış olacaksınız. Videoyu beğenip abone de olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Okullarda dediğimiz gibi artık zaman daha da hızlı geçecek. Çünkü nedenlerini söyleyelim. Ve bir de şunu da söyleyelim. Okullar daha hızlı kapanacak. Neden? Çünkü ilk döneme göre öğrenciler birazcık daha az okula gidecek. Birincisi bu zaten. Çünkü şöyle söyleyelim. İlk dönem mesela öğrenciler son 1-2 gün kala okulların kapanmasına okula gitmiyor ama ikinci dönem öğrenciler son 1,5 hafta 2 hafta okula gitmiyor. Zaten son bir hafta okula devamsızlıklar işlenmiyor. Ondan önceki bir haftada ya işte devamsızlıklar yine işlenmiyor ya da öğrenci devamsızlıklarını kullanıyor. O yüzden şunu söyleyelim. İkinci dönem havaların daha da sıcaklamasıyla ki zaten artık sıcaklar da artacak deniyor. Bazı illerimizde artacak, bazı illerimizde tabii ki soğuk hava dalgası var ama bir ay sonra birçok ilimizde Türkiye'de artık sıcaklık artmış olur. Zaten havaların da sıcaklamasıyla artık zamanlar çok daha hızlı geçecek. Çünkü öğrenci okula gidecek, işte okuldan çıkacak, bir yere gidecek, oraya gidecek derken bir bakmışsınız cuma gelmiş, sonraki cuma gelmiş derken zaten okulların kapanmasına tık almış. Şurada 2 hafta, 1 ay. Zaten şu anda bile okulların kapanmasına 3 ay var. Ve bir de Ramazan giriyor zaten işin içine. Hadi Ramazan da hızlıca geçti diyelim. Kalacak 2 ay. O 2 ayın zaten 2 haftası da okulun son 2 haftası. E bir de bir hafta da ara tatil var derken kaldı 1 ay, 1 hafta, 1 ay, 1 hafta. Yani çok hızlı geçecek zaman. Emin olun. O yüzden buna dikkat ederek hareket edin. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.